yakın gelecekte geliyor. Teknoloji büyük bir hızla ilerlemiş. Ölümsüzlüğü bulamamışlar ama ne zaman öleceğimizi bulmuşlar. Yani tıp o kadar ilerlemiş ki herkesin öleceği gün, ay ve saat belli olur. Kahramanımız da ölümüne 3 saat kalmış bir vatandaş. Ve evde bir telaş. Ne telaş, ne telaş. Gezip bozup oynayıp sınav öncesi sıkışmış, ders çalışmaya uğraşan çocuklar gibisin. Ömrün içki, sigara, ahen, kovardılıkla geçmiş. Şimdi de namazda, niyazda, oruçta. Olmaz canım öyle. Yahu ne yapayım? Nereden çıktı herkesin öleceği günün söylenmesi için? Tamam, teknolojiye karşı değiliz ama bu kadar da fazla. Bilmesen ne güzel yaşayıp gidiyordum. Ölmeme şurada 3 saat kaldı. Gidip bir kez hatta aklın geleyim. Bir sakin ol, bir kahve iç. Ne sakin olmuş ya? 3 saat sonra onu aldığım kişi olan sen değilsin tabii. Para ver, malzeme alacağım. Ne parası? Ne parası olacak? Elma elmanı yapacağız ya. Arkadaş, ölsem aklıma gelmezdi. Kendi cenazem için helva malzemesi alacağım. Kutlarım nerede? Tuğçe nerede? Alican nerede? Paranların onlarla güzel bir hasret gidereyim. Kız arkadaşlarıyla buluştu. Oğlan da içeride. Ulan az sonra göçüp gideceğiz. Kimsenin umurunda değil ya. Ne yapalım canım? Ömer de ölünmez ki. Gel gel. Benim pederle dalga geçelim. Nasıl olacak o? Benim peder 3 saat sonra ölecek ya. Yusuf Yusuf durun bana. Aferin. Aa, sen mi geldin? Evet baba. Bu da arkadaşım Ali. Ay ben çok. Öyle öpeyim amca. Allah rahmet eylesin amca. Daha benim 3 saatim var. Amca 2-3 saat sonra belki bir daha görüşemeyiz diye şimdiden şaşırdım. Baba, duydun mu? Narın bir tanesini bile yere düşürmeden yersen direkt cennete gidiyormuşsun. Vallahi mi? Evet. Koş bana bak. 20 kilo nar takar. Bir kere de yapamazsam bol bol denir. Yok be baba, aman da uzak şimdi. Çok zaman alır. Lütfen yani Amca amca, bak bir bardak suyu bir dikişte içersen gene doğru cennete. Allah'ım, aman kıdayım şimdi. Bir bardak su verin. Olmuyor, olmuyor. Cennette çayır çayır yanacağım. Baba, senin 3 saat sonra öleceğini Facebook'ta yayımladım. 548 beni aldı. Ne var? Az sonra öleceğiz, kimsenin umurunda değil ya. Oğlum, yani hasret ederim. Vedalaşalım. Az sonra yolculuk ben. Yok be baba, dur sana bağlama öyle ya. Bak şimdi, bir fotoğrafını çekeceğim seni, tamam mı? Tamam, şimdi olur. Öldükten sonra da çekeceğim. Ölmeden önce, öldükten sonra diye yayımlayacağım. Hepsi sallayacağım. Ulan sizi sallarım, çıkın şöyle. Uşanmasalar, tuvalete girdik. Şimdi sıçıyoruz ya, beyan edecekler ya. Bir de ne yapmalar mı çocuğa? Ya ne biçim konuşuyoruz bir yere yakalan? Ne ama birini bir buradan mı saklayalım? 7 saat sonra kopmuş olacaksın. 3 ay içinde de kurtkuş yiyecek cesedini zaten. Bugün varsın, yarın yok. Ya ne güzel moral veriyorsun insana. Bir ölen adama nasıl moral verilir ki? Askere mi gidiyorsun sanki? 3 saat sonra yoksun. Hatta 2 saat 45 dakika sonra cartayı çekeceksin. Yani tahtadaki... Ne güzel moral veriyorsun insana.
Ölen adama nasıl moral verilir? Saftalı köye gideceksin diyorum. Ben gideyim, biraz daha namaz kılıp geleyim ben. Konuşup durma oralarda. Yeni temizledim, gelen giden olacak zaten. Selamünaleyküm. Erken gelmişsiniz. Niye abla, üstlemedin mi? Hayır, 3 saat sonra. Daha ölmemiş bu. Abi benim 3 saatim var ölmeme. Sizin için geldim şimdi. Tanıtayım ben kendimi. Sıddık ve Mahzunları spot ev kurdan geldim abi ben. Sen ölecekmişsin ya, eşyalarını alıp satacağım. Ben ölmeden hiçbir şey bulamazsınız. Vermem. Bir şey kalmamış zaten. Şurada oturup beklesek. Çay var mı abla? Var, getireyim. Hanım ne çayı, ne beklemesi ya? Sen şimdi git, akşam gel, akşam. Ben öleyim, öyle geldim ya. Evet, siz şimdi gidin, sonra gelin. İyi ama, bir dünya mazot yaptık. Şimdi git gel olacak. Bari masraflar karşılığı abiden şu süvetleri alsak. Vermem. Ben ölmedim. Hiçbir şeyim olmasın. Uzatma işte. Ya vermem dedim ya. Bırakın. İşte. Bırakın ya. Vermedim. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Görüşemeyiz. Ben gelmeden gün ölmeden gereğini için görüşemeyiz. Ben ablaya dedim zaten. Ulan daha hayattayken neyim var neyim yok satıyorsunuz ya. Günah olmasa oturup şurada bir büyük rakı içeceğim ya. Aa abartma canım. Zaten her yeri işiyor. Buyurun, size yanına geldiniz. Cenazeyi. Evet. Aa benim 2 saatim var, ölmedim ben ya. Böyle löp diye söyleyince adamlar korkuyor tabii. Abi bir sakin ol ya. Ben son durak cenaze defin işleri, dış ticaret, turizm, inşaat, ıtriyat, nakliyat şirketinden gidiyorum. Hanım, bunlar mı sen çağırdın? Evet. Sen de iyice bir tuhaf oldun artık. Tabii ki ben çağırdım. Aşkım, cenaze töreni sana yakışır bir şekilde olsun istiyorum. Ondan hiç kuşkunuz olmasın. En iyi biz gömeriz. Yani fiyatta da en iyi biz. Yani biziz. En uygun biz gömeriz. Elbisi bile biz gömdük ya. Hatta öyle bir gömdük ki adamı hala yaşıyor sanıyorlar. Ya şimdi siz niçin geldiniz ya? Abicim, tazeleri hazırlayacağım, ölüş yapılacağım. Yani öyle bu işler kolay değil, hemen bitmiyor. Ya ne abartıyorsun? Altı üstü tahtadan bir tabut değil mi bu? Yok, öyle değil. Bak, geçen Ayşen Hanım'ın kocası öldü. Kavak ağacından tabutla taşıdılar cenazeyi. Tamam mı? İyi dinle bak burasını. Yağmurdan ağaç şişti. Çiviyi fırlattı. Taşıyanlardan birinin gözü çıktı ya. Bu ne ya? Gerçekten oldu mu ya? Yani yok olmadı da. Hani Allah muhafaza olabilirdi. Yani. Ne yapalım biliyor musun? Biz bu havalandırma işini koyalım. Evet, evet doğru. Ya da şöyle olur. Ablacığım bak. Bu bugün var, yarın yok. Tamam mı? Yarın bunu herkes unutur ama laf sana gelir. Derler ki kocasına yakışır bir cenaze töreni bile yapamadı. Bak Ferhunda Hanım'a ne yaptın? Kocasının tabutuna neon ışıklarla iyi ki öldün Mahmut yazdırdı. Ya. Bu söylüyor. Bize yakışır bir şey olsun. Ne gerekiyorsa yapalım. Olsun aslında değil. Ölmüş eşek kurttan mı korkar? Tamam bizim herhalde ölçünü alalım. Elbise siz gömdünüz değil mi? Belli belli. Ölçü alışıdan aldınız zaten. Bayağı profesyonelsiniz. Michael Jackson'da biz gömdük. Bayır mezarına. Neyse abicim bak. Tapuda havalandırma koyalım mı? Böyle içine bir mini martinatör de koyabiliriz. Ya arkadaş ben ölmüşüm. Taputun içi sıcak olsa ne olur, soğuk olsa ne olur? Abi sen bu işlerde acemisin ya. Bilmiyorsun işte ya. Ya insan bir kere ölür. Bu işin acemisi mi olur? Bir kere yaşanır bu olay. Yok, bir kere yaşanmaz. Bir kere ölünür. Bak abi, cenaze namazından sonra eğer cami uzaksa seni oraya kadar götürmek bayağı zaman alır. Sen bu zaman zarfında kopmuş olursun.
Ben havalandırmayı vantilatörü bu bakımdan söyledim. Ya 2000 lira fark ettirir ya. Bence koyalım. Kokluğuna değmez ya. Bak Osman abiyi gömdük geçenlerde. Daha camiden bakkal Recep'in oraya varmadan adam koktu diyorum sana, koktu. Neredeyse böyle cenazeyi bırakıp kaçacak kadar olduk ya. Ay evet çok tiksinç. Onu öyle hatırlamak istemiyorum. Ne gerekiyorsa yapalım. Ya hanım bunlar tuzak. Aa, sen zaten bile kokuyorsun. Oo, öyle düşünmüyorum bile. Sen merak etme abla, o iş bende. Bak, çok güzel içine vantilatör koyacağım. Ondan sonra bir de oda parfümü asarım içine. 3 dakikada bir mis gibi de kokar. Bak, bundan 500 yazdım sana. Normalde 700. Yaz bakalım, yaz. Dur ya abi, şöyle bir ölçülü alalım. Ha, ben senin ağırlığına da bakmam lazım ya. Ya neyin ölçülüsünü? Ben baktım mı gidiyorsun bana ya? Ay, gazlı tavuk ölçü işini hep oraya bırakalım. Ben şimdi sağlıklı ölçü alamam ya. Neyse, abi sen hiç merak etme. Sana ben bir güzellik yapacağım. Tavuklar benden. Aldığı kadar tutarız. Tamam mı? Gözleri bir şartlı ya. Ne diyeyim? Abiciğim, her şey para mı ya? Şimdi şu senetleri imzalayalım. Ver bakalım. Hop abiciğim ya. Sen 3 saat sonra yoksun. Abla, sen imzalayacaksın. Gel. Şuraya bir imza. Şurada. Tamam. Ya bayılıyorum bu tiplere ya. Sanki hiç ölmeyecek sanıyorlar kendilerini. Abiciğim 3 saat sonra George. Hadi bana eyvallah. Kalın sağlıcakla. Ha, buyurun. Siz ne yapmaya geldiniz? Ben gitti, dağın gibi adam şirkete, halkla içtiler turumuzu aldı. Firmamız cenazelerdeki ağlayıcı kadınları kurumsal bir yapıya taşıyarak bu hizmette faaliyet göstermeye başlamıştı. Özellikle sizin gibi fazla sevilmeyen, arkasında ağlayacak kimsesi bulunmayan bireylere hizmet vermekteyiz. Allah, bu kamera şakası falan mı ya? Ne bu ya? Hayır efendim, tamamen gerçek. Ürünlerimi tıklayın size. Bu çocuğalar, bu Rusçağlar, bu Almanya'lar. Eviz, yol geçen hamur çevirdiniz ya. Buna, inanamıyorum buna ya. Buna girişimcilik mi desem, yaratıcılık mı desem? Siz bu işi kaça yapıyorsunuz böyle? Edeceğiz. Neyi? Ağlama çeşidine göre ücret. Sizin öyle olumlu bir tipiniz yok. Vatak bir tipsiniz. Bildan sizi öyle bir över, öyle bir över ki düşmanlarınız bile ağlar. Bakın bir demo dinleyelim size. İsminiz neydi? Kenan. Kenan'ım! Nerelere gittin Kenan'ım? Civan gibi izin daha dün şuralarda salına salına yürüdün. Kara kaşına, kara gözüne... Ulan benim gözüm mavi, mavi. Bak, bak, mavi görüyor musun? Mavi. Mavi kaşına... Alo, bak bitti dedi. Bir daha arama. İş yerindeyim. Şu an kapat, tamam mı? Bitti. Bitti. Ha ha ha!
herhalde. Burası yabancı yerleşimin yoğun olduğu bir yer. Onun için Rusça olan yer daha yoğun. Onun için Rusça ve Almanca ağlamakta da fayda vardır. Bilersiniz, biri Rusça, diğeri Almanca ağlasın. Bakalım. Afkinuşka, asleva problema kena. Paşa okunumisti kena uşka. O paşanın başına koşuyor bocamayı. Kena uber senet yağmen. Oh my god, du bist nun im Himmel. Yalnız söyleyeceğim. İki dakikam kaldı. Bir rahatsızlığım bir şeyim yok. Ben şimdi nasıl öleceğim? Ya Kenan, sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Biliyorsun çocuklarımız babasız büyümemesi için sen ölünce, kırkı çıkınca tabii. Bak daha Recep'le evleneceğim. Bunu benden Recep mi? Hayır Recep mi? Kalpten gidiyorum galiba. Ya sen benim öleceğimi bilmesen bakkal Recep'e gitmezdin. Sen bakkal Recep'e gitmesen ben kalp krizi geçirmezdim. Ne oluyor lan?